Şu gerçek ki Fenerbahçe'nin kur'asında da e, biraz daha istenilen seviyede gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin rakipleri. Antwerp ya. olmuş e, D grubunun son takımı yani Fenerbahçe'nin diğer rakibi. Hayırlı olsun. Onların hocası da önce dün gece yarısı e, kazanırsam daha doğrusu turu geçersek işte üstüm çıplak basın toplantısına çıkarım falan gibi işler çevirip basın toplantısına o şekilde çıkmıştı. E, biraz. <laughs> İnşallah Kadıköy'de bir benzer şey. şeyler yaşamayız yani. İnşallah basın toplantısında siz olursunuz. Biz de yokuz. Siz düşünün. <laughs> şey e, Kadıköy'de kazanamaz zaten canım yani içimiz rahat. E, şunu belirteyim. Olympiakos Frankfurt Antwerp e, Lazio Moskova dedik son takım henüz gelmedi. Hı hı. Ama e, hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın geçmişte yaptıklarını düşünürsek hı hı. hani geçmişte yaşamayalım ama hani biz bunları yapmıştık yine yapabiliriz üzerinden gidersek yani inanılmaz performanslar var çok güçlü takımları kağıt üstünde Tabii. çok güçlü takımları özellikle e, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de aldığı galibiyetleri. Evet. Hatta kendi kalesine gol atıp yine de kazandığı maçları hatırlıyoruz. O e, Zikol dönem. E Galatasaray'ın e, bambaşka hikayeleri var. Avrupa'da çok e, güçlü ki. duruşları, inanılmaz geri dönüşleri var. Dolayısıyla e, bu grupta Fenerbahçe'nin grubunda en güçlü e, rakip Olympiakos görünüyor. Ömür tarafta Lazio görünüyor ama bizim takımlarımız bunları yenebilecek güçte. Tekrar söylüyorum kadrolar oturduğu anda kısa vadede inşallah oturur. İnşallah. Yani 2 Eylül akşamı itibariyle biz başka şeyler hı hı. görebilirsek o zaman şunu söyleyebiliriz ki gruptan biz lider çıkacağız. Geri kalanlar düşünsün. İnşallah bu yönde gelişir. Az önce i̇nşallah. mesela Beşiktaş'ın grubu için bir hesap yapmıştık puan hesabı. Evet. Şimdi aynı e, hesabı sizden Fenerbahçe ve Galatasaray için de isteyeceğim. Taner ne dersin? Dokuz. Ben Önce Fenerbahçe ile başlayalım Antwerp. istersen. Ekranda da rakipler var. Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp olacak. Antwerp D grubunda için tekrar 4 edelim. puan gelir diye düşünüyorum. Deplasman 1 puan, içeride 3 puan, 4 Hı -hı. puan buradan. Hı -hı. Frankfurt'tan iç sahada bir galibiyet bekliyorum. Dış deplasman mağlubiyeti olsa bile 7 puan. Olympiakos'ta da içeride Olympiakos'u yenmeyi başarırız. 10 puan deplasmanda gelecek bir 1 puan, 11 puan bizi yukarıya atar. Fenerbahçe 11 puan alır diyorsun bu gruptan. Taner Mehmet Emin sen nasıl bir hesap yaptın? 3-6, 12, 15, 16 puan aldı. Olimpiyakos'la deplasmanla beraberlik. 18 puanla atısını aldı. Evet. Güzel. Frankfurt maçında biraz uçmuş olabilir ama gönlümden öyle geçti. Antwerp'i içeride dışarıda yeniyoruz. Frankfurt'u içeride dışarıda yeniyoruz. Olimpiyakos, Kadıköy'de yeniyoruz. Deplasmanla beraber kalıyoruz. 16 puan namalip grup lideri olarak çıktık. Hadi Eylis. Evet. İnşallah. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray dediğimiz gibi E grubunda Lazio Lokomotiv Moskova Marsilya rakipleri olacak. Kağıt üzerinde belki biraz daha e, zor diyebileceğimiz bir grup ama e, muhakkak ki Galatasaray'ın da e, güçlü bir rakip olduğunu söylemek lazım diğer takımlar açısından. Tabii Fener şöyle de değerlendirelim Fenerbahçe'nin grubunda bulunan Olympiakos'un ülkesi Yunanistan ülke puanı sıralamasında hemen arkamızda. Aa, evet onu yüzden, da istersen biraz e, Evet o yüzden de bizim mutlaka e, ülke kısa fener. karşı malul olmamamız gerekiyor. İki maçı da kazanması Fenerbahçe'nin bizi evet. rahatlatır. İki maçı da kaybederse e, Yunanistan Türkiye'yi geçebilir ülke puanı sıralamasında. Çünkü Hı -hı. arada çok büyük farklar yok. Diğer takımlar Belçika, Almanya, Hı -hı. buradan bakıyorum İtalya, Rusya ve Fransa bunlar bizim ülke puanında rakiplerimiz değil. Hı -hı. E, ülke puanında rakibimiz olan takımların eşleştiği gruplara bakmak lazım. Onlar çok kritik. Şimdi grup eşleşmelerine de ben bir taraftan Önümden açayım. Hangi takım nereye çektiğine Tabii. de bakalım. Mesela senin o Braga Kızıl Yıldızlı grup Ludogorets ve Midtjylland şeklinde tamamlanmış. E, Ludogorets rakibimiz değil. E, Danimarka'da değil. Şöyle bakıyorum. Rusya var. Hayır, çok da yanlış ya da anlamazsan yok. sıkıcı bir grup olmuş. Yani açıkçası e, bizim adımıza Olympiakos maçları çok çok kritik. Yani onun olmazsa olmaz ikide iki yapması gerekiyor Fenerbahçe. Ki hı hı. biz yukarıya kendimizi çok daha fazla çok daha rahat atabilelim. Peki hesap Galatasaray için yapalım Taner. Ee, gerçekten zor. Galatasaray için bir şey demeyeyim şimdi. Yani Tahmin etmesi kolay bir grup değil. E, sıfır da çekebilirsiniz bu grupta. E, yukarı yukarıda çıkabilirsiniz. O yüzden de tahmin edilmesi kolay bir grup değil burası. Peki. Bu arada diğer gruplar da e, alttan grubu geçmeye başladı. Çek ya da e, orada işte Sparta evet. Prak'ın bir B grubundan grubu başlayalım. Monaco PSV, Real Sociedad, Sturm Graz değerli izleyenler. C grubu. Napoli, Leicester City, Spartak, Moskova, Legia, Varşova güzel grup olmuş orası. D grubu dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin grubu, Olympiakos, Frankfurt, Antwerp var. E grubu Galatasaray'ın grubu, Lazio, Lokomotiv, Moskova, Marsilya sarı kırmızıların e, rakipleri olacak. F grubunda Braga, Kızıl Yıldız, Ludogores, var az önce söylemiştik. Hı hı. E, G grubu Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros bu da güzel grup aslında. Doğru. E, H grubunda Dinamo Zagreb, Genk. West Ham United, Rapid Wien var. Bu şekilde ee, A grubunu da söyleyelim. Ee, az önce A grubunu söylememiştik. B'den başlamıştık. Lyon, Rangers, e, Sparta, Prag ve Bromby var A grubunda. Şöyle Hırvat takımlarının sıfır çekmesi gerekiyor Hı. olabildiğince. Ve burada Dinamo, e, Genk, West Ham, United eşleşmesini görüyorum son grupta H grubunda. E, oranın dördüncü takımın hangisi olduğunu şu an hatırlayamadım ama birazdan söyleriz onu da e, aynı zamanda Çek ya takımlarının sıfır çekmesi mümkünse gerekiyor onlarda da A grubunda Sparta Prag, Lyon, Rangers e, ve Brondby ile eşleşti. Evet geldi şimdi bütün Rapid gruplar evet. net bir şekilde önümüzde. H grubu Rapid Wien. Aslında burada bakarsanız Dinamo Zagreb olabildiğince puan kaybetmesi lazım H grubunda. Ülke puanı açısından. Çünkü hı hı. eğer 15. sırada e, sezonu bitirirsek, orada 15. sırada Hırvatlar var. E, önümüzdeki sezon şampiyonumuz, şampiyonlar yine 3. eleme turundan başlayacak. Çok 16. üzücü bir durum açıkçası. Evet, 16. Işte. sırada bitirirsek 2. eleme turu, 2. turdan başlayacağız. Yani 3 eleme oynanacak. E, o yüzden de biz burada biraz Hırvatları geçmeye ve Çekya'ya ya da geçilmemeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Evet. Önümüzdeki ülkeler açısından da böyle bir yorumda bulunabilirim. Ama uluslar diğer taraftan da konferans ligi de e, çok Yükselme durumumuz ne? Sen geçilmemekten bahsediyorsun. İşte yükselme şansımız için de bizim grupları üç takımımızın en az ikisini grupları geçmesi gerekiyor. Hı. Yani grupları geçerse 3 takımımızın ikisi o zaman biz e, Beşiktaş'a da, da dahil ediyorum. Eğer ki Hırvatlar da iyi bir sezon geçiremezlerse hı hı. 15. sıraya kadar yükseliriz ama 14 hayal. 14 hayal. Çünkü arada çok büyük fark var 14. sırayla 15 arasında. Peki 15'te bitirdiğimizde tek ön eleme mi oynuyoruz? 15'te bitirirsek 3. eleme turundan başlıyoruz. Yani 3. oynayacağız, playoff play oynayacağız. Playoff oynayacağız. E, ama 15'te bitirirsek, 16'da bitirirsek 2 eleme, 3 eleme playoff. Yani Şampiyonumuz böyle oluyor yani. Şampiyonumuz. Yani bizim önümüzdeki sezonu direkt katılma hakkımız zaten geçmişti. o yok. Evet zaten evet. gitmişti zaten gitmiş. Ya yani orada... yani kurtarma durumumuz olabilir mi diye bakıyorum. Yok, ama yok ilk on bundan sonra bizim futbolumuzda önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde zor. Hmm. 15-20 yıl içerisinde. Aynen 15 yılmış. Yani önce statüler değişir, Şampiyonlar gibi kaldırılır falan o zaman belki. Peki. E, Galatasaray'ın grubuyla ilgili senin hesaplarını sormak istiyorum Mehmet abi. Galatasaray'da yine mağlubiyet yazmadım. İçimden öyle geçti. 12 puan yazdım. 3-6-9. İçerideki bütün maçları kazanacak. Dışarıdaki bütün maçlarda berabere kalacak. Tabii e, o Moskova maçının oynanma şartlarını bilmiyorum. E, Lazio'yu kestiremiyorum. Ama e, gönlümden geçen bu yönde ben Marsilya'da e, Cengiz var bu arada. Onu atlamayalım. Evet. Tamam. O, o yüzden bir puan yazmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şakası bir yana e, zor maçlar olacak belki ama ısrarla vurguladığım nokta şu. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Kadro artık son nihai halini aldığında Fatih Terim, Galatasaray ve mevcut oyuncu grubu bu e, sınavı doğru şekilde verir, gruptan çıkar. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Az önce Beşiktaş'ı konuşurken transfer politikası mevcut şampiyonlar ligi gruplarına, rakiplerine göre acaba e, değişebilir mi diye sormuştum. Aynı şeyi şimdi Galatasaray ve Hı -hı. Fenerbahçe açısından da sormak istiyorum Taner. Ne dersin acaba e, alınacak oyuncularda bir fark olur mu bu rakiplere göre? Mesela Galatasaray'ın grubu için biraz daha görece zor dedik. Görece zor. Zaten Galatasaray'ın transferleri de Fatih Hoca'nın yaptığı açıklamalardan da söyleyebiliyoruz ki çok büyük bir transfer beklentisi Galatasaray'da şu anda bulunmuyor. Ee, gidecek isimler olacak ama gelecek isim konusunda hala çok böyle net bir durum yok. Fenerbahçe'de transfer belki gelecektir ama e, eldeki bu kadro bence bu Olympiakos, Frankfurt, Amtler e, üçlüsünü geçmeye yetebilecek kadroya sahip Fenerbahçe. Evet. E, sadece ee, sol bek pozisyonu için çünkü yarın siz üçlü savunmadan dörtlüye dönmeniz gerekirse e, oynatabileceğiz oynatabileceğiniz elinizde alternatifli bir sol bölge olması gerekiyor ama Novak da Salay görünüyor şu anda orada oynayabilecek işte, Salay'ı sola çektiğiniz zaman bu sefer merkezde sıkıntı yaşama ihtimali var. Evet. Çünkü dörtlü savunmadan bahsediyoruz. Mutlaka bir sol bek takviyesi eğer Caner'le devam edilmeyecekse ki Caner'le devam edilmeyecek, edilmeyecek, gibi gözüküyor. Hı hı. Ama Galatasaray'da muhtemelen transfer olmayacak. Halil Dervişoğlu dışında bir girişim olacak mı? Yok, salletmiyorum. Halil Dervişoğlu tabii olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Mehmet Emin sen ne dersin? Valla dediğim gibi Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var.